f7'nin 40 artı 5 çarpı e üzeri 7, fx'in türevinin de 5 e üzeri x olduğunu vermişler. Buna göre f0'ın ne olduğunu bulmaya çalışacağız. f0'ı bulmak için fx'in türevinin ters türevini alıp integrasyon sabitini elde ettikten sonra burada f7 ile ilgili verdikleri bilgileri kullanıp, bu arada bu ifadenin içinde herhangi bir değişken yok fark ettiyseniz sadece bir sayı. Evet neyse sonra da bu ifadeyi kullanıp integrasyon sabitinin ne olduğunu bulup f(x)'in neye eşit olduğunu anladıktan sonra da f f(0)'ın ne olduğunu bulacağız. Evet hadi. Eğer f(x)'in türevi 5 çarpı e üzeri x ise f(x) 5 çarpı e üzeri x'in ters türevidir. Hemen yazalım. Ters türev 5 çarpı e üzeri x dx. Önce şuradaki 5'i dışarı alalım ki her şey daha anlaşılır olsun. e üzeri x'in ters türevi e üzeri x'tir. Öyle değil mi? Neden? Çünkü e üzeri x'in türevi de e üzeri x'tir de ondan. Evet, bu e üzeri x'in beni en çok etkileyen özelliği. Evet, o halde buradan 5 e üzeri x artı c elde ettik. Sağlamasını yapalım. 5 e üzeri x'in türevi 5 e üzeri x'tir. Ve c'nin türevi de 0 olduğu için burada c'yi görmememiz son derece normal. Devam ediyorum. Az önce de söylediğim gibi şimdi buradaki bilgileri kullanıp c'nin ne olduğunu bulacağız. Böylece f(x)'in tam tanımını da elde etmiş olacağız. x 7'ye eşit olduğunda f(x)'in buna eşit olması lazım. 40 artı 5e üzeri 7. Hemen yazalım. 5 çarpı e üzeri 7 artı c eşittir 40. Artı 5e üzeri 7. Bu arada bu f7. fx'e aslında bir saniye hemen yazalım. Ne dedik? Bu f7'ye f7'ye eşit. Dedik ki eğer bu f(x) e, x'in yerine 7 koyduğumuzda f7'yi elde etmemiz gerekiyor. Bize bunun da f7'ye eşit olduğunu verdiklerine göre de bu ikisini birbirine eşitlememizde bir sakınca yok değil mi? Ve buradaki eşitliğe baktığımızda c'nin neye eşit olduğunu söylemek son derece kolay. Böyle değil mi? İki taraftan da 5e üzeri 7 çıkaralım. Ve sonuç ne oldu? c 40'a eşitmiş. Hemen fx'in neye eşit olduğunu da yazalım. fx eşittir 5e üzeri x artı c yani 40. Ve artık f0'ın ne olduğunu da bulabiliriz. f0 eşittir 5 çarpı e üzeri 0 artı 40 e üzeri 0, 1 olduğuna göre burası 5 eder. 5'e bir de 40 eklersek sonucu 45 olarak buluruz. İşte bu kadar.